Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Bu seferki videomu balayından size çekiyorum. Aslında gerçekten çekmeyecektim çünkü her zaman kullandığım boyalar yanımda yoktu. Ama dedim ki baştan sona bütün saç sürecimi göstereceğim. O yüzden dedim hadi ışık da az olsa, boya da farklı olsa çekelim. Sonrasında kafamızda bir karışıklık kalmasın dedim. Neyse. Ay video çekmeyi özlemişim ya. Bir önceki saç videomu da henüz yüklemedim ama muhtemelen peş peşe yükleyeceğim onları. Onu evde çekmiştim. Hem de nikahtan 2 gün önce falan çekmiştim. Neyse. Şimdi gelelim bugünkü boyamıza. Bugünkü boyamız her zaman kullandığım Igora'dan çok farklı bir boya. Yani market boyası. O da Garnier'ın Natural Renkler serisinden. Ekstra açık doğal küllü sarı boyamız bu. Gümüş sarısı vardı bir de Garnier'ın. Acaba bu o mu? Sanki o da aynı numaraydı. Neyse. Bunu kullanacağım. Bunun güzel açacağını düşünüyorum. Küllülük oranının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz turuncu azaltıcı kullanıyordum. Buraya hiçbirini getirmedim. Çünkü Antalya'dayım. Antalya çok sıcak, ne olur ne olmaz diye valizde taşımak istemedim onları. Ve dedim artık bir seferlikte market boyası deneyebilirim. Herhalde saçım yıpranmaz diye düşünüyorum. Böyle saçım açıkçası bir önceki boyamada göreceksiniz zaten. Daha bir turuncuydu. Onu henüz yüklemedim ama yüklenince kıyaslarsınız bir öncekiyle bu videoyu. Tarihine göre bakarsınız. Igora'ydı o. Turuncu azaltıcı da kullanmıştım. Ama burada denize girip işte tuzlu suyla mı alakalı bilmiyorum. Denize girip şey yapınca böyle bir güneşlenince falan saçımın rengi ilginç bir şekilde daha da bir küllü olmaya başladı. Turunculuk akmaya başladı. Şu an ışık az burada. Az ama ben gün ışığında falan çekeceğim bol bol. Boyadığım boyayı da görün, nasıl yaptığımı da görün diye. Eksik video kalmasın diye çekiyorum açıkçası. Işık çok azsa kusura bakmayın lütfen. Şartlarım bu kadar. Ne yazık ki. Ve akşam saatinde çekmek durumundayım. Böyle yani böyle oldu. Deniz suyuyla ve güneşle birlikte saçım bir açıldı. Bana da garip geldi. Yani hatta bugün alışveriş yaptığım bir kadın da aynısını söyledi. Burada dedi denizin suyu işte güneş falan dedi saçı dedi açıyor. Senin de dedi güzel bir sarı olmuş falan dedi. Ne dedim demek ki bununla alakası var. Bilmiyorum ya da ürününü satarken belki şirinlik yaptı bilemiyorum. Neyse ben de ama bayağı bir ilk denize bir iki kere girdikten sonra fark ettim turunculuğun gittiğini. Neyse şimdi gelelim boyamıza. Migros'tan şöyle bir kap aldım. Böyle 3 tanesi hatta geri kalanı da 3 köşede. 2 tanesi orada bir tanesi burada. 3 tanesini bayağı 5 liraya mı ne aldım? Ucuz bir fiyata aldım. Bakalım geride götürmeyi düşünüyorum. Kendi boya takımımı alamadım. Neden? Çünkü taşımak istemedim. Zaten dedim marketten alacaksın. Onu dedim yaparsın. Aslında Rolier alacaktım. Yine ben Rolier diyemiyorum tabii. Alacaktım ama onu bulamadım. Hem de birazcık bu gümüş sarısı diye düşünüyorum bu. Garnier'ın biraz bu açık renkleri güzel küllülük veriyor. Elsevier'in şeyi süreceğim. Mucizevi yağ serisinden. Yumuşak parlak saçlar, yıpranmış saçlar için olanını kullanacağım. Normalde Dax ve Hindistan cevizini combo yapıp kullanıyordum. Bir de saçlarım da aşırı temiz. Birkaç saat önce yıkamıştım ama artık ne yapalım. Uçlarını en azından bol bol geçeceğim ki şey olmasın. Olabildiğince az deforme olsun. Diplerine de hafiften bir sürsem mi acaba diye düşünmüyor değilim. Ama bu diplerine dökme de yapabilir. Bilemedim şimdi. Yani dipler de çok temiz. Ama bir yandan dip de geldi. Bu kadar temizken boyamayıp birkaç gün bekleyebilirdim ama bekleyemedim. Bugün geldik buraya da. Öncesinde Olimpos'taydık. Dedim hazır yeni bir yere gelmişken halletemem şu işi. Açıkçası Olimpos daha mı güzeldi? Değildi. Yani çok güzeldi ama oranın ayrı bir güzelliği var. Buranın ayrı bir güzelliği var. Bir an sesli düşündüm. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Orası daha doğal bir yerdi. Bungalov'da kalmıştık orada. Tamamen tahtaydı. Bayağı odada değişik türde böcekler falan oluyordu. Ama öyle hani aşırı da değil. Yani ağaç var, bir sürü doğanın içindesiniz o kadarcık olur. Hani gidip de böyle
böcek fobisi olan bir insanın biraz kalması zor olabilir ama yani ben de tabii ki böyle çok büyük bir örümcek görünce birazcık şey oldum. Hani zehirlidir falan diye tedirgin oldum ama alıp peçeteyle dışarıya azap edebildim. Sonra sabaha kadar rüyamda böcek beni ısırıyordu falan rüyaları gördüm ama yani kalınmayacak bir yer değil açıkçası. Bir kere oldu değişik renkte bir örümcek. Onun dışında küçük küçük bildiğimiz böcekler, karıncalar, biraz gelişmiş karıncalar vardı ve işte bir yerimize bir şey olmadı. Gittiğimiz yerde gayet güzel bir yerde. Ufak ufak oradan videolar almıştım. Belki onları bir paylaşırım, bilemiyorum. Bir izlemem lazım onları da. Duruma göre bakacağım. Şimdi birazcık hafiften bir diplerine geçeceğim. Çünkü bu boya yakacak muhtemelen. Benim Garnier'le ilgili bir saç derimi yakma anım vardı. Muhtemelen ya çok temizdi o zaman ya Garnier'in içinde bir şey vardı ya o boya bozuktu bilmiyorum. Belki benim saçım çok temizdi. O da çok şiddetli tetikledi bilemiyorum. Ama beni duman etmişti o zamanki boya. Umarım yine aynı sorunu yaşamam. Vallahi bilemiyorum. Bir de güneşten falan saçlarım hassaslaşmış da olabilir. Ay ne güzel oldu bu komple sürünce saçıma. Saçım yumuşacık oldu. Yani yağlı durdurmasa aslında böyle sürülebilirmiş. Neyse bakalım. Şimdi. Tabii saçımı her gün yıkadığım için saçlarım o yüzden uzamış gibi görünüyor. Çabuk geldi dipler. Yani aslında 1-2 hafta sonra boyayabilirdim ama bir rahatsız etmeye başladı. Neyse artık kullanma talimatı diyor. Eldiven kullanın diyor. Hemen eldivenleri takalım. Yani bakalım bu rengi beğenmiştim ben. Bir kere daha yapıp ama o zamanlar saçlarım tabii şeydi. Daha koyuydu. Yavaş yavaş açılıyordu. Şu an gayet güzel bir sarı bekliyorum açıkçası. Çünkü var olan zemindeki sarı da fena değil. Dipler çıkınca bir antin kuntin görünüyor sadece. Öyle. Ya kuaföre gittiğimde şu nikah için yani diplerinin biraz daha koyu olması, şöyle olması, böyle olması falan filan. Bu muhabbetleri falan söyledi bana. Ben sevmiyorum ya. Ben böyle seviyorum. Aynen böyle kendi kendime evde boyalarla karıştıra karıştıra bir bazen o boyayı, bir bazen bu boyayı tarzında seviyorum. Kuaföre gidip saçımı boyatmak açıkçası istemiyorum. Çünkü o saç ondan sonra rezil oluyor. Kuaför bana tabii ki de ne diyecek? Böyle diyecek. Tabii ki iyi kuaförlerimiz de var. Ama ben kuaföre gittikten sonra benim saçlarım mutlaka kısalıyor ve yıpranıyor. O yüzden bir daha bu riske girmeyeceğim ben. Ben inşallah bunları ortalığa dökmem. Etrafta korunacak bir şey de yok. Neyse. Ya bu boya acaba yeter mi ya bir tanesi? Neyse ben şimdi bir tane yapayım. Yetmezse ikinciyi de atarım. Gördüğünüz gibi saçıma enseli sürdüm. Uçlarına, diplerine de biraz sürdüm. Çünkü korktum zarar verir diye. Bu da şey, krem. Boyamadan sonra, neredesin Türkçe? 3 besleyici yağ içeren boya sonrası bakım. Güzel bir şey bu. Bunları mutlaka boyadan sonra kullanmak lazım. Şimdi gelelim boyamıza. Boyasın değil mi? Evet boya. Nasıl açacağız seni şimdi? Ne yapacağız? Arkasında şey yapma şeyi yok. Of ya ben seni şimdi nereden açayım? Ya. Bıçak gibi bir şey lazım. Bir saniye. Şöyle bir biraz fazla oldu. Makasla işimizi hallettik. Bu arkadaşı da buradan alalım. Işık zaten kötü. Bir de ben ortalamadan durunca iyice kokuyordum. Böyle çok kesti ya. Şimdi şöyle kucağımda yapacağım. Bakalım. Şu kliyi çalıştırsam mı acaba? Kumanda. İlk oradan nerelere düştük? Kumandayı bulayım.
neyse güzel bir şeyler çıkar diye umuyorum ya. Umarım yani. Bakacağız. Ay ben bugün de kaşımı aldım ya. Kaşımı boyayınca bir taklaya gelmemişim. Kıpkırmızı olmasın. Kaç gibi almıştım acaba? Yani yine bir 6 saat falan olmuştur ama. Neyse. Ufacık bir denerim. Yalarsa sürmem. Şimdi başlıyorum ben. Videonun bu kısmını hızlandırırım. Önemli bir şey olursa durdururum. Çok da önemsemezsem konuşmama rağmen hızlandırmaya devam edelim. Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. Thank you.
Evet, boyamayı tamamladım. Bayağı böyle tüylerim de sararsın diye göz kapağıma kadar gelmiş ama gözüm bayağı bir kızardı. Hatta bir gözyaşım pıt diye düşmedi değil. Sen şurada aynadan görünüyorsun. Neyse. Şimdi bitti boyama. Gideceğim, şey yapacağım. Bekleyeceğim yani. Bir şey yapmayacağım aslında. Aslında bir şey yapacağım da neyse. Sana da söylemeyeyim dedim. Gideceğim şimdi. O sırada bir bulamaç falan yapacağım. İşimi halledeceğim. Ne yapacağım? Kişisel bakımlarımı yapacağım. Ne yapabilirim yani başka? Bunları yapacağım. Öyle şimdi süre dolduktan sonra yıkayacağım, geleceğim. Duruma göre bakacağız. En son artık dayanamadım. Kafamı şöyle döktüm. Çünkü zaten çok akışkan bir boya ve yere damlıyordu elimdeyken. Bir de fırça yok, bir şey yok. Sıkıldım yani böyle minik minik almaktan. Şimdi bir bulamaç yapacağım belki bir 15 dakika sonra falan. Her yerine yayılacak. İki tane boya anca yetti. Igor'a da ben nasıl yetiriyordum? Muhtemelen oksidanı biraz daha bol atıyordum. Ya da Igora'nın boyası da daha fazlaydı sanırım. Evet, bunun çünkü boyası da küçük. Igora daha büyüktü buna göre, daha şişkindi. Kaç milmiş ya? Ben onlara da bir daha dikkat edeyim. 40 mil diyor. Bakalım onlar ne kadar gibi, ona da bakacağım. Neyse, şu işi halledip geliyorum. Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Aynı gece çekemedim ama hemen ertesi gün şimdi dışarı çıkmadan önce başladım çekimime. Saçlarım böyle oldu. Açıkçası Igora kalitesinde dememi beklemiyorsunuz tabii ki değil ama renk güzel oldu, güzel bir küllülük oldu. Hatta bayağı beyaza yakın oldu. Birazdan pencerenin önünde de göstereceğim. Instagram'a da gün ışığında fotoğrafları atacağım. Yani böyle bir uçlarında yıpranıklık vesaire var açıkçası, yok diyemeyeceğim. Bir yıprattı saçımı, kokusu çok ağır. Hatta gözüm yaşardı dün de uygularken. Onun dışında yani yoklukta gider mi gider ama varlıkta çok tercih edeceğim bir boya değil. Yine de eğer tatildeyseniz veya aradığınız boyayı bulamıyorsanız ve saçınızdaki turunculukları azaltıp daha böyle küllü, yoğun küllü bir sarı elde etmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Hemen pencerenin önünde de size göstereyim. Şöyle. Böyle oldu. Şunu şöyle tutayım. Evet. Şimdilik böyle, biz dışarı çıkıyoruz. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.